Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün C Sharp'ın 9 versiyonuyla gelen Top Level Statements konusundan biraz bahsedeceğiz. Nedir, ne değildir, bize ne tarz bir fayda sağlar. Biraz bunlardan bahsedeceğiz aslında ve biraz kullanım çeşitlerini Visual Studio içerisinde burada gördüğünüz gibi biraz kullanımını nasıl kullanabiliriz bunları, nasıl işimize yarar bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bir şöyle düşünelim. İlk Visual Studio içerisinde yeni bir konsol uygulaması oluşturdum ben burada. .net core 3.1 versiyonu ile ilgili yeni bir konsol uygulaması oluşturdum. Ben bir yeni bir proje oluşturdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen burada bizim zaten bildiğimiz default program class'ımız var. İçerisinde bir boilerplate yani varsayılan bir kod parçacı var. Bunlar neler? Using statement'ımız var burada. Namespace'imiz var. Program adında bir sınıfımız var. Ve içerisinde main adında statik bir metodumuz geriye void döndüren ve parametre olarak string bir array alan bir main metodumuz var. Ve içerisinde arkadaşlar console.writeline ile bir konsola bir string yazdıran metod tanımı mevcut. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün siz daha önce hiç c ile kod yazmamışsınız ve C-Sharp öğrenmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir yeni bir konsol uygulaması oluşturdunuz ve karşınıza bu şekilde bir boilerplate bir kod geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar şimdi burada namespace var. Ben bunun ne demek olduğunu bilmek zorunda mıyım değil miyim? Bir sınıf mantığı var. Daha sonra static burada ne demek? Bunu insanın kafası karışabilir. Eğer hiç daha önce yeni başladıysanız C şarpa. Void geri dönüş tipi var. Main adında bir metot yapısı var metotları bilmeniz gerekiyor Ve burada bir array yapısı var arkadaşlar String yapısı var içerisinde bir array yapısı ve bir Parametre alan bir metot Yapısı mevcut Şimdi Bu arkadaşlar genellikle biraz baktığımızda yeni başlayan bu tarz C -Sharp öğrenmeye yeni başlayan kişiler için aslında biraz karmaşık gelebiliyor bu nedenle C# 9.0 versiyonu ile birlikte arkadaşlar top-level statements adında bir özellik geldi. Bunun içerisinde arkadaşlar artık bizim boilerplate kodumuzun dış içerisinde eğer direkt olarak statement'ları yazabiliyoruz. Yani arkadaşlar burada ben sadece using ve konsol kısmını kullanarak aslında burada sadece benim programımın yine konsola hello world yazdırıldığını görmesini sağlayabiliyorum. O yüzden arkadaşlar manuel olarak ben bu kodumu şurada hemen bir demek istiyorum. Öncelikle şöyle bir kopyalayayım, bir yedeyini alayım bu kodun. Evet daha sonra arkadaşlar şimdi ben sadece şurada console.writeLine olarak aslında ben hello world şeklinde bir string yazdırmasını istiyorum. C 9 ile versiyon geldi. C 9 versiyonu ile gelen yeni bir özellik olarak. Şimdi burada arkadaşlar gördüğümüzde bana bir uyarı var demiş ki burada errorlar bakalım baktığımızda feature top level statements is not available in C Sharp 8. Please use language version 9.0 or greater yani diyor ki C-Sharp e, top level statement'sı c 9.0 versiyonuyla gelen bir e, Özellik bu yüzden diyor C-Sharp versiyonunuzu yükseltin Ben .NET Core e, 3.1 ile oluşturdum arkadaşlar default olarak bana e, c -Sharp 8 versiyonu ile ilgili bir proje oluşturmuştu bu yüzden gelip proje kısmından Benim target framework'ü .NET Core 3.1'den .NET 5'e çekiyorum arkadaşlar Ve Bunu kaydettiğimde Tekrar bunu kaydettim gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hata artık giderildi Ben e, hiçbir e, namespace mantığına uğramadan veya e, sınıf mantığına işte static e, Void veya metot e, Kavramlarına hiçbir takılmadan direkt Bunun içerisinde geldim kendi statementını direkt olarak bu şekilde yazdım Bu sayede arkadaşlar çok daha basit çok daha anlaşılabilir Şekilde Bir e, kod yazmış oldum burada Peki burada şu soru hemen arkadaşlar insanın aklına geliyor Main metodu nereye gitti? Yani evet ben Çünkü .NET programların içerisinde genellikle bir entry point olarak sadece tek bir main metodu Olması gerekiyor Peki bu main metodu nereye gitti? Aslında arkadaşlar hiçbir yere gitmedi Ne benim program adındaki sınıfım Az önce Boilerplate kodda gördüğünüz ne program adındaki sınıfım Ne de e, main metodum hiçbir yere gitmedi Ben bu kodu aslında e, bir e, derleyip e, this, this e, assembler ile çalıştırdım arkadaşlar Burada şu şekilde bir e, program içerisinde bir intermediate language oluşturduğunu görüyorum Ve Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında hala benim kodum Bir program Sınıfı içerisinde ve main metodu içerisinde Çalıştırılmış oluyor Yani bunu direkt sen kodun içerisinde bunu yazmak zorunda değilsin Fakat arka tarafta e, Compiler senin için zaten burada top level statementları oluştururken Program adında default bir sınıf oluşturuyor ve bunun main metodunda Senin top level statementlarını çalıştırmak için e, Otomatik olarak Oluşturuyor e, Başka bir özelliği arkadaşlar burada direkt olarak e, Nasıl bizim e, Az önceki kısmında aslında şöyle CTRL-Z ile Geri alayım bu kodumu Burada gördüğünüz args vardı bizim args neydi arkadaşlar command line içerisinden Gönderdiğimiz argümanları Alabiliyorduk burada bunun içerisinde Daha önce Eğer ben bu klasımı bir command line üzerinden çalıştırmak istiyorsam args ile main metoduma Bu parametreyle alabiliyordum. şimdi burada nasıl alabiliyorum arkadaşlar aslında hiç e, otomatik olarak hala Ben arcs adında bir e, parametre görüyorsunuz arkadaşlar benim bu c -sharp içerisinde Visual Studio içerisinde hala bu e, e, Kısım mevcut Yani ben diyorum ki arkadaşlar arcs length Birden büyük olduğu sürece aslında For each deyip e, Ben burada args içerisindeki tüm argümanları console.writeline ile item olarak aslında konsola bu şekilde de yazdırabiliyorum. Yani Ben hiçbir yerde args'ı tanımlamadım arkadaşlar ama args hala benim arka tarafımda main metoduma sanki parametre olarak gelen bir string dizisi şeklinde bir parametre olarak tutulabiliyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Peki arkadaşlar başka bir konu top level statements'larla ilgili başka bir konuda aslında nasıl bizim main metodunun içerisinde bir programın içerisinde entry point olarak yani çıkış noktası olarak sadece tek bir main metodumuz varsa yine aynı mantıkta arkadaşlar bizim kullandığımız proje içerisinde sadece tek bir top level statement'a sahip dosya olabiliyor. Bunun için de göstermek için de arkadaşlar bir tane ben Projeme bir tane daha Burada Sınıf tanımlayacağım Böyle Sağ tıklayıp add deyip class diyorum yeni bir tane class oluşturacağım burada Bir dummy class oluşturdum arkadaşlar burada Yine bana otomatik olarak bazı default kısımları getirdi Peki ben burada arkadaşlar bu sınıfta da içerisinde bir Console.WriteLine ile Bir Default e, string Yazdıracağım Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen e, Hata kısmında şöyle bir hata belirdi Only one compilation unit can have top level statements Yani Sizin projenizin içerisinde Nasıl sadece bir adet e, normalde main metodu çıkış noktası olarak main metodu varsa Top level statementları da barındıran Sadece bir adet dosyanız Olabilir Bu nedenle arkadaşlar birden fazla dosyanın içerisinde top level statementlar yazamıyoruz. Bu da başka bir, aslında kural diyebilirim. Peki o zaman bunu kapattım arkadaşlar burada. Hatta ben bu dummy'yi eee siliyorum projemden çünkü artık buna ihtiyacım kalmadı. Sadece bu örneği göstermek için aslında size onu eklemek istemiştim. peki arkadaşlar bir de burada bu program CS içerisinde farklı bir tip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Örneğin ben burada bir class Person Uh, şunu sileyim hemen. Şöyle class person adında bir class oluşturuyorum ve buna da arkadaşlar bir property oluşturuyorum. Uh, string name isminde bir uh, properties olan bir uh, kişi sınıfı oluşturmuş oluyor. Ben burada arkadaşlar bu kişi sınıfından diyelim ki bir uh, obje oluşturacağım. New person uh, name Oner. Şeklinde arkadaşlar bir obje oluşturduğumuzu düşünelim. Burada arkadaşlar gördüğümüz gibi bizim normalde en C-Sharp içerisinde aslında en temel yapılardan biri kodun yukarıdan aşağıya doğru Çalışması. Yani ben bir Metodu veya farklı bir yapıyı Kullanmadan önce onu tanımlamam Gerekiyordu. Burada ise arkadaşlar top level statements'larda tam tersi isminden de anlaşılacağı gibi eğer Burada burada bana hemen bir hata veriyordu gördüğünüz gibi top level statements must precede namespaces And type declarations Yani diyor ki arkadaşlar siz bir top level statement kullanacaksanız Bir Cs dosyanızın içerisinde Buradaki Tüm kullanımlar Tiplerin tanımlamalarından önce kullanılmalıdır Yani benim arkadaşlar burada bu kodu Çalıştırmam için Person objesine gelip Person class'ı tanımlamadan önce e, kullanmam gerekir top level statement olarak. E, bu da arkadaşlar e, özellikle e, C içerisinde aslında e, burada da e, biz bu sınıfı da aslında bir e, şey yaptığımızda e, decompile ettiğimizde bir e, IL e, disassembler ile bir decompile ettiğimizde aslında Burada benim program sınıfımın içerisinde friend sınıfımında da sanki e, Ayrı bir sınıftaymış gibi aynı bir e, Dosyadaymış gibi e, compile edildiğini Görebiliyoruz arka tarafta Peki burada tekrar bir e, koduma bakayım ben başka herhangi bir e, Atladığım bir e, kısım var mı Özellikle Evet yok gibi gözüküyor arkadaşlar burada atladığım başka bir konu. Benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar C Sharp içerisinde top level statements'lar biraz daha kodunuzu yani daha doğrusu C -Sharp öğrenmeye çalışıyorsanız kodunuzu daha basit bir şekilde boilerplate kodundan biraz daha uzak gerçekten Yazmak istediğiniz kodun çalışmasını istediğiniz kodun sadece o kısımlarını yazarak aslında çok daha uygun bir şekilde, daha kısa bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar, LinkPad içerisinde şöyle bir tekrar LinkPad kısmına geçeyim. Burada arkadaşlar C# 9 ile gelen bazı özellikler var, samplelar var. Bunu da kullanmanızı tavsiye ederim burada top level statement'ı aslında çok daha basit bir şekilde anlatmış. C# sharp 9'dan önce demiş burada bir hello world yazdırmak için şu şekilde bir boilerplate koda ihtiyacınız vardı. Artık C# sharp 9 ile bu gereksiz olan kısımları tamamen kesiyoruz ki compiler arka tarafta sen yine kodunu çalıştırırken aslında program isminde sınıfı ve main ismindeki metodu otomatik olarak senin için oluşturuyor. Bundan sonra arkadaşlar bir de burada e, lokal metotlar çağrımı var. Yine bizim e, top level e, statementlara uygun olarak yine burada lokal metotları da başka bir e, videoda anlatmaya çalışacağım. E, böyle bir string oluşturdum ve hello world adında bir e, metodumu e, çağırdım burada. Yine arkadaşlar tanımını da yaparken burada e, buradaki bu stringi benim e, dump yani link link linkpad'in içerisinde olan bir extension metot yani konsola Yazdırılmasını sağlayan bir metot şeklinde çağrım yapabiliyorum burada. Örneğin bu programda arkadaşlar çalıştığımda gördüğünüz gibi burada Hello World olarak bana result olarak yazdırmış oldu. Dediğim gibi arkadaşlar benim yani top level statements ile anlatacaklarım bu kadar daha derinlemesine işte içerisinde Asenkron kullanımlar olduğunda tabi daha farklı kodlar çalışıyor veya yanlış hatırlamıyorsam bunun içerisinde bir daha neler vardı. Şöyle bir tekrar bir göz atayım. Evet asenkron özellikle çağrımlar ile yapıldığında aslında daha async await kullanımında daha farklı bir kod üretme kısmı da ee, oluşuyordu burada. Ee, ama arkadaşlar genel olarak e, top level statementsın yapısı bu şekilde sizin daha az aslında kod yazarak yani daha az e, kodla e, uğraşmanızı sağlayacak şekilde compilerın biraz daha kendisinin arka tarafta e, sizin oluşturduğunuz kodlar dışında e, işte statik bir e, main metodu veya bunun içerisinde çağrıl çağrılabileceği e, bir e, sınıf adında program adında bir sınıf olarak otomatik olarak oluşturması anlamına geliyor ve burada dediğim gibi arkadaşlar yukarıda bizim tanımladığımız kısımları bütün top level statementsları da kodumuzun içerisinde yazdığımızda önce bunların çalışma kısmını daha sonra tiplerin ve namespacelerin tanımlanması kısmını yapmamız gerekiyor. Benim arkadaşlar top level statements'la anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonrası C 9 versiyonu ile ilgili diğer aslında şöyle tekrar bir video geçeyim. Yeni gelen başka özellikleri de başka videolarla anlatmaya çalışacağım. Top level statements'tan anladıklarım aslında bunlar benim. Ilgili videonun da aslında açıklama kısmına top level statements'ı daha iyi anlayabileceğiniz linkleri de bırakıyor olacağım. Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki C Sharp videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.